Biliyorsunuz Neşe Hanım babasını aramak için stüdyomuza geldi. Enteresan bir hikaye. Bu yaşa kadar babası biliyor. Hanımefendi 50 yaşında ve 6 ay önce babası sandığı kişinin gerçek babası olmadığını öğreniyor. Bize de gerçek babasını bulmak için gelmişti. Bir hatırlayalım. Neşe Hanım 50 yaşında, evli, iki çocuk annesi. Evet. 6 ay önce babası sandığı kişinin gerçek babası olmadığını öğreniyor. Evet Müge Hanım. Şimdi siz 6 ay öncesine kadar babanızı kim olarak biliyordunuz? İsmail Bey. Peki hiç arada böyle bir şey hissettiniz mi? Babam olabilir, olamaz. Yani babam açısından hissetmedim. Fakat içsel olarak evlatlık olduğumu düşünüyordum. Şimdi şöyle bir şey yapmış Neşe Hanım. Bundan 6 ay önce halasına bir telefon açmış. Ve demiş ki... Biz kardeşimle DNA testi yaptırdık. Biz kardeş değiliz dedim. O da evet dedi. Bu sır benle mezara kadar gidecekti ama madem öğrendiniz... Ben evlatlık olduğumu düşünürken altından bambaşka bir şey çıktı. Annem farklı bir insanla bir şey yaşamış. Kimmiş baba? Erdal diye bir bey. Halasının söylediğine göre de bu birliktelik 4-5 yıl sürmüş. Hı. Erdal Bey'in ayağında bir engeli varmış. O yüzden... lakabı Topal'mış, evet. Topal Erdal bize öyle diyordu. Ve pazarcıymış. Biz çocukken bize bahsediyordu. Niye bahsediyordu bilmiyorum. Anneniz Topal, mi bahsediyordu? Evet. Ne diyordu? Topal diyordu ve biz birbirimizi çok sevdik ama alamadık. Herhalde kişi de evliydi. Nasıl anlatıyordu anneniz bunu size? Çok net hatırlıyorum. Biz birbirimizi çok sevdik ama alamadık dedi ve Topal olduğunu söyledi. Biz Kadıköy Yeldirim'inden sonra... Ümraniye'de Navazgah semtine taşınmıştık. O zaman telefon olmadığı için görüşmek mi istiyordu artık bilmiyorum. Cama taş attığını söylüyordu annem. Kız kardeşiniz de arıyor mu? O çok kızgın ve şey. Annenize mi kızgın? Anneme, halamı sakladığı için halama. Ben inanıyorum babam olmadı olmadı ben ondan oldum diye kendini öyle şu an kandırıyor diyeyim ya. Siz niye arıyorsunuz? Ben yani merak ediyorum ben yıllardır Bursalıyım diye biliyorum. Kökenimi merak ediyorum. Nereliyim? 50 yaşındaki Neşe Çağlayan'ın babası olduğunu düşündüğü Kadıköy Yeldeğirmeni'nde oturan ve ayağındaki engelden dolayı Topal Erdal olarak tanınan kişiyle ilgili izleyicilerimizden çok sayıda ihbar geldi. Yani o sizin bahsettiğiniz Kadıköy'de Topal Erdal diye birini bulmuş seyircilerimiz. Daha 10 dakika olmadı. 5-10 dakika. Bulur benim izleyicilerim. Harika valla. Ekibimiz hemen Kadıköy Yeldeğirmeni'ne geçti ve Neşe Hanım'ın babası olduğunu iddia ettiği Erdal Bey'in ailesine ulaştı. Biz sizin babanızı bulduk. Evet. Babanız dediğiniz kişiyi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yanlış. Kendisi hayatta, evli, iki kızı var. Erdal Bey'in kızı da babasının yıllar önceki ilişkisinden çocuğu olduğuna dair bilgiye sahipti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Cuma günkü yayınımızın sonunda Neşe Hanım'a müjdeli haberi verdi. Aldığımız bilgiye göre Erdal Bey için de ikinci bir birlikteliği olduğu ve ondan çocukları olduğu, hatta Erdal Bey'in de çocuklarını aradığı konuşuluyormuş. Ay inşallah. Evet efendim, ekibimiz hafta sonu Kadıköy'e gitti ve gelen ihbarlar doğrultusunda bahsi geçer Erdal Bey'in ailesini buldu. Erdal Bey dediğim gibi hayatta iki tane de kızı var. Evet. Fakat 80 yaşındaymış. Evet. Beyefendi. Yaşıyor olması bile çok güzel. Evet. O yüzden bir dükkanları varmış. Artık o dükkanı kendisi işletemiyor. İki tane kızı işletiyor. Aslında iki kız da tabii çok şaşırdı. Çünkü hani onları arayan sizsiniz ama onlar sizi aramıyorlar. Şimdi iki kız farklı açıklamalarda bulunuyor. Bir kızı diyor ki babamız ağır ameliyat geçirdi. Hafızası çok iyi değil. Bizi bile hatırlamıyor. Şimdi biz ona nasıl anlatacağız bu durumu? Ama kızları biliyor muymuş? Durumu diyor. Babamızla konuşmamız lazım ama babamız bizi bile hatırlamıyor diyor bir tane kızı. Diğer kızı diyor ki evet bir birlikteliği var ve bu birlikteliğinden bir kızı olduğunu hatırlıyor. Hatta çok da utanıyor ve üzülüyormuş bu durumdan dolayı. Şimdi bir kızı öyle söylüyor, bir kızı da diyor ki evet hatırlıyor. Fakat ikisi de çok şaşkınlar çünkü dediğim gibi onlar sizi aramıyorlar bu zamana kadar. Çünkü çok net bilgileri de yoktu ellerinde. Ve diyorlar ki biz bunu babamıza nasıl açıklayacağız? Ben görmek istiyorum Müge Hanım yani. Onu istiyorum. Çok merak ediyorum. Nereli olduğunu. Yani eğer benim de kızım var diye zaten bunu anlattıysa... halanızın da anlatımlarından yola çıkarak... hatta kız kardeşinizin de onun kızı olması muhtemel diyorsunuz evet, siz. Yani. Yani aslında iki kızı... Çünkü, daha var diye beyefendinin düşünüyoruz. Çünkü 2 yaş olduğu için aramızda hani belki daha büyük olsaydı. Belki onun çocuğu olur. Olmuyor dediğin demişler ya. Gerçi evet kardeşim de hep şey diyor ya ben orada takılıyorum. Belki sonradan oldu diyor ya. Olmadı da 2 sene sonra babamın hani büyüten babanın. Bilemiyorum.
Ama kız kardeşiniz çok çok şey değil anladığım kadarıyla yani. Kız kardeşiniz babanızı baba diye düşünüyor mu? Ha, öyle düşünüyor. Yani belki olmadı da oldu sonra diyor. Öyle düşünüyor kız öyle kardeşiniz düşünüyor. Ama siz olmadığına eminsiniz. Şimdi evet. Erdal Bey de zamanında yani daha gençken benim bir tane kızım var demiş. Ama şu an demiş. Televizyonunu da izleyemiyormuş zaten dediğim gibi bir sağlık problemi varmış. Belki izlese daha şey olacak ama şimdi o iki kızının babalarına bunu söylemesi lazım. Belki de tabii sizin kız kardeşleriniz, ablanız. Yani bunu evet. Ancak sizin onlara seslenmeniz lazım.